Merhaba sevgili dostlar. Elleriyle gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatan üç maymunun ülkemizde aldırmazlığın, kayıtsızlığın, sorumsuzluğun sembolü olarak biliniyor. Üç maymunu oynamak çoğu insan tarafından gerçeklere sırtını dönüp başını derde sokmamanın, suya sabuna dokunmadan, kurnazlıkla aradan sıyrılmanın güvenli bir yolu olarak algılanır. Oysa üç maymunun simgelediği değerler bundan çok daha farklıdır. Üç maymunun kökenleri eski Japon Kösin folk geleneğine dayanır. Japonca isimleri Mizaru, Kikizaru ve Iwezaru olan üç maymun, bilge maymunlardır. Elleriyle gözlerini, kulaklarını ve ağızlarını kapamalarının anlamı kötü bakmamak, kötüye kulak vermemek ve kötü söz söylememektir. Bazen onlara bir başka bilge maymun, Shizaru da eklenir. Kollarını kavuşturan Shizaru, kötü şeyler yapmamayı temsil eder. Şimdi bir an düşünün sevgili dostlar. Üç maymunu sorumsuz bir kayıtsızlığın sembolü gibi mi algılıyorsunuz? Yoksa ruhunuzu terbiye etmenin, edepli davranmanın bir yolu gibi mi? Bir tür mürekkep lekesi testidir bu. Üç maymunu algılayış biçiminiz, düşünce dünyanızın nasıl, hayatınızın niteliğinin ne olduğunu gösterecektir size. Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önerdi. Ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü o meyveleri yemek olacaktı. Onlara, "Hadi şimdi başlayın, birinci olan ödülü alacak," dedi. O anda bütün çocuklar el ele tutuşup koştular ve ağacın altına beraber vardılar. Hep beraber meyveleri afiyetle yemeye başladılar. Antropolog neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda ise şu yanıtı aldı çocuklardan. "Bu ubuntudur. Diğerleri mutsuz iken birimiz tek başımıza o ödülü yemeyiz." Ve ubuntunun ne anlama geldiğini açıkladı çocuklar. Onların dilinde ubuntu, ben, biz olduğumuz için benim demek. İki arkadaş ormanda gidiyorlarmış, birden önlerine ayı çıkmış. Biri hemen ağaca tırmanmış, diğeri kaçamayıp olduğu yere yatmış ve korkusundan soluğu tutulmuş. Ayı yerde yatan gencin yanına gelip koklamış, çevresinde birkaç defa dolandıktan sonra çekip gitmiş. Ağaçtaki arkadaş ayının gittiğini görünce inip arkadaşının yanına gelmiş. "Ayı senin yanına gelip kulağına ne söyledi?" demiş. Yerde yatan genç cevaplamış. "Tehlikeyi görünce seni bırakıp kaçanlarla yola çıkma," dedi. Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın bir gün kucağındaki çocuğuyla birlikte bir mağaranın önünden geçerken içeriden gelen bir ses duyar. Bu ses ona "içeri gir ve ne istersen al ama en önemli olanı unutma. Ayrıca sen çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılamayacağını da dikkate almalısın. Ancak bu fırsatı kaçırma ama yine de en önemli şeyi unutma," diyordu. Kadın mağaraya girer ve büyük bir servetle karşılaşır. Masanın üzerindeki altın ve mücevherleri görünce şaşkına döner. Ve çocuğunu yere bırakarak hemen büyük bir hırsla masanın üzerindeki mücevherleri toplamaya başlar. Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur. "Yalnız 8 dakikan var," demektedir. 8 dakika çabuk geçer. Kadın toplamış olduğu kıymetli taşlar ve altınlarla birlikte mağaranın dışına koşar ve kapı kendiliğinden kapanır. Bu sırada çocuğunu içeride unutmuş olduğunu farkına varır. Ama kapı bir daha açılmamak üzere kapanmış bulunmaktadır. Kazancın peşinden koşarken sevdiklerimizi unutmanın
bedellerinden biri sevgili dostlar. Uzak doğuda bir Budist tapınağı bilgeliğin gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu. Burada geçerli olan incelik anlatmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti. Bir gün tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluşmaya inanılıyordu. O yüzden de kapıda herhangi bir tokmak, çan veya zil yoktu. Bir süre sonra kapı açıldı. İçerideki Budist rahip kapıda duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz konuşmalar başladı. Gelen yabancı tapınağa girmek ve burada kalmak istiyordu. Budist rahip bir süre kayboldu, sonra elinde ağzına kadar suyla dolu bir kapla döndü. Bu kabı yabancıya uzattı. Bu yeni bir aracıyı kabul edemeyecek kadar doluyuz demekti. Yabancı tapınağın bahçesine döndü. Şöyle birkaç adım attı. Aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun üstüne bıraktı. Gül yaprağı suyun üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı. İçerideki Budist rahip saygıyla adamın önünde eğildi. Kapıyı açtı. Yabancıyı içeri aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman ihtiyaç ve yer vardı. Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış kişiye gönderir. Tam bu sırada yanlışlıkla mesaj gönderdiği kadın kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür. Bilgisayarındaki maili görür, arkadaşlarından geldiğini düşünür. Maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır ve bayılır. Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür. Kime? Sevgili karıma. Konu yeni ulaştım. Tarih 16 Mayıs 2022. Benden haber aldığına şaşıracağından eminim. Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. Not: burası çok sıcak karıcığım. Evet sevgili dostlar, mesaj gönderirken dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür farklı durumlar karşısında karşı tarafa ne diyeceğinizi şaşırabilirsiniz ve donup kalabilirsiniz. Adamın biri New York Central Park'ta yürüyüş yaparken aniden kuduz bir köpeğin küçük bir kıza saldırdığını görür, koşar ve köpekle boğuşmaya başlar. Hayli uzun bir uğraştan sonra üzeri yara bere içinde kaldığı halde köpeği öldürür. Ama küçük kızın da hayatını kurtarmıştır. Son anda bu sahneyi gören polis nefes nefese olay yerine koşar ve adamın yanına gelir. Sarılıp teşekkür ettikten sonra "Sen de bir kahramansın, yarın bütün gazeteler seni yazacak. Ve göreceksin, başlıkta da şöyle olacak: cesur New Yorklu küçük kızın hayatını kurtardı." Adam iyi de ben New Yorklu değilim der. Polis fark etmez, bu durumda gazeteler şunu yazacak: cesur Amerikalı küçük kızın hayatını kurtardı cevabını verir. Ama ben Amerikalı da değilim der adam. Artık şaşırarak polis ya o halde nerelisin diye sorunca adam cevap verir: ben Iraklıyım. Polis adama başka bir şey söylemez ama adam ertesi gün gazeteleri aldığında şöyle bir başlık karşılar: radikal İslamcı masum Amerikan köpeğini öldürdü. Bir gün bir gramer bilgini iskelede duran bir kaya binerek karşı sahile geçmek istedi. Kıyıda müşteri bekleyen kayıkçılardan birine seslendi. Kayık iskeleye yanaşınca kayığa atladı. Kayık yavaş yavaş denizin üzerinde seyretmekteyken bilgin kayıkçıya sordu: "Sen hiç gramer okudun mu?"
Kayıkçı, hayır ben o dediğin şeyi bilmem diye cevap verdi. Bilgin, vah vah çok üzüldüm, demek yarı ömrüm başa gitmiş diye acıyarak kayıkçıya baktı. Tam bu sırada bir fırtına koptu. Kayık denizin ortasında yalpalar yaparak yürürken kayıkçı bütün gücüyle tehlikeyi atlatmak için çalışmaktaydı. Fırtına giderek arttı. Kayık batmak üzereydi. O sırada kayıkçı karşısında titreyip duran Bilgin'e sordu. Ey benim Bilgin dostum, şimdi ben sana soruyorum. Yüzme bilir misin? Hayır diye cevap verdi gramer Bilgin'e. Kayıkçı bu cevap üzerine konuştu. Vah vah, sen ömrünü boşa harcamışsın. Şimdi bütün ömrün gitti. Az sonra kayığın batacak. İyi bil. Şimdi burada gramer bilgisi değil, yok olma bilgisi gerek. Bu bilgiyi biliyorsan eğer benim gibi korkusuzca denize dal. Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar adlı kitabında Çiftçi Pahom'un hazin ve ibretlik öyküsü yer alıyor. Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca daha çok toprak elde edebilmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Reis Pahom'a sabah güneşin doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler senin. Fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım. Yoksa bütün hakkını kaybedersin. Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar koşar ama kesilir takati. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken Pahom'un burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir anda yığılır yere ve bir daha kalkamaz. Reis olanları izlemektedir. Çok kereler tanık olduğu olay yeniden yaşanmıştır. Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom'u bu mezara gömerler. Reis Pahom'un mezarının başında durur ve şöyle der. Bir insana işte bu kadar toprak yeter. İnancınıza ne kadar bağlısınız? Şimdi bir mevzuyu anlatacağım. Siz de ona göre kendinizi bir test edin bakalım. Adam elinde bir bıçak ile camiye girer. Ey cemaat, içinizde Müslüman olan var mı diye bağırır. Herkes susar ancak yaşlı bir amca kalkar, ben varım evlat der. Bıçaklı adam amcaya bir dakika dışarı kadar gelebilir misin diyerek koluna girer, camiden birlikte çıkarlar. Biraz ötede bağlı bir koyunun yanına giderler. Amca, bu kurbanı kesmeme yardımcı olur musun? İslami kurallara uygun keselim der. Yaşlı adam koyunu kesmeye başlar. Yaşlılık bu ya, her tarafı kan olur. Yaşlı adam, oğlum çok yoruldum, camiye git başka birini bul der. Adam elinde kanlı bıçağı ile camiye yeniden girer ve tekrar bağırır. İçinizde başka bir Müslüman var mı? Yaşlı amcayı götürüp kestiğini zanneden cemaat hiç ses çıkarmaz. Hepsi şaşkınlık ve korku içinde topluca dönüp imama bakarlar. İmam şöyle bir bakar. Ne bakıyorsunuz ulan? İki rekat namaz kılmakla Müslüman mı olduk? Der. İşin hülasası, inancına sıkı bağlarla bağlı olmayan imam da olsa zoru gördü mü dinini satıyor. Bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Aslında farklı değil. Zaman zaman insanlarımızın her zaman karşılaştığı sorunlardan biri. İhanet. Önce hikayemizi okuyalım, hikayemizi dinleyelim. Bir gün padişah Yavuz Sultan Selim pazarda gezerken keklik satılan bir tezgah görür ve keklik satılan tezgaha yönelir.
Bütün keklikler sadece bir altındır. Fakat bir tanesi vardır ki ayrı bir kafes içinde ve tamı tamına 100 altındır. Yavuz Sultan Selim sorar, bunlar bir altında, bu neden 100 altın? Satıcı, hünkârım, 100 altınlık olan ötüşüyle diğer keklikleri kendine çeker ve yakalanmalarını sağlar. Yavuz Sultan Selim 100 altını çıkarıp adama verir ve o kekliği alır adamdan. Herkes şaşkınlık içinde, ne yapacak acaba koca padişah bir kekliği diye düşünürken Yavuz Sultan Selim kekliğin kafasını tuttuğu gibi gövdesinden koparıverir. Ve der ki, kendi ırkına ihanet edenin sonu budur. İhanet dedik ya, memleketine, ülkesine, vatanına ihanet edenin sonu da bu olacak ki ihanete yer kalmasın. Fatih Sultan Mehmet Han avlanmak maksadıyla bir gün saraydan ayrılmıştı. Birdenbire peydah olan hırpani kılıklı bir adam kafilenin yolunu kesti ve sadaka talebinde bulundu. Kendisine bir altın verildiği zaman da yüzünü buruşturarak "Sultanım," dedi, "kardeş olduğumuz halde bana tek bir altını mı layık görüyorsun?" Kısa bir şaşkınlık geçiren Fatih Sultan Mehmet, "Kardeşliğimiz nereden geliyor?" diye sorunca dilenci şu mukabelede bulundu. "İkimiz de Adem peygamberin soyundan gelmedik mi hünkârım?" Fatih gülümseyerek, "Verdiğimi az görme," dedi. "Zira öbür kardeşlerin duyarsa hissene bu kadar da düşmez." Hoca vaazında "Bismillah" diyerek yürürseniz suyun üzerinde batmadan durabilirsiniz ve sudan batmadan geçebilirsiniz. Bu söze inanan bir köylü artık köprü yerine nehirden ve suyun üstünden yürüyerek geçmeye başladı. Bir gün hocayı evine davet etti. Daveti kabul eden hocayla birlikte yemek yemek üzere giderken karşılarına nehir çıkar. Ve adam nehrin üzerinden yürüyerek geçer. Ama hoca suya girmeye cesaret edemez. Şaşkın köylü, "Hocam böyle dememiş miydiniz, gelsenize," diye seslenir. Hoca şöyle cevap verir: "Onu söyleyen dil bende, ama ona inanan kalp sende. İnancı, inandıkça her şey olabilir sevgili dostlar." İki derviş yolculukları sırasında bir dere kenarına varmışlar. Genç bir kadın dere kenarında karşıya nasıl geçeceğini bilemez halde ağlamaktaymış. Dervişlerden biri genç kadını kucaklayıp suyun ötesine taşıyıvermiş. Öteki derviş arkadaşının bu davranışını hiç hoş karşılamamış. Ancak sesini de çıkarmamış. Dervişler dere kenarından 1 kilometre kadar uzaklaştıklarında diğer derviş daha fazla dayanamamış ve arkadaşına dönüp hışımla sormuş. "Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Biz dervişiz. Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi. Onlara bakmamız bile yasaktır. Hatta seni baştan çıkarabilirdi." Öteki derviş oldukça sakin bir eda ile karşılık vermiş. "Dostum, ben o kadını 1 kilometre geride bıraktım. Sen ise hala onu taşıyorsun." Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında 3 yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonun kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlunu hemen hastaneye götürmüş. Doktor çocuğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalıştıysa da elinden bir şey gelmemiş. Ve çocuğun iki elinin parmaklarını da kesmek zorunda kalmış. Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini açtığında bandajda ellerini fark etmiş ve gayet masum bir edayla "Babacığım, kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm," demiş. Ve sonra babasına şu soruyu sormuş: "Babacığım, parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak?"
Bir arkadaşı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e annesini şikayet eder. Huyu ve ahlakı çok kötü ya Resulullah der. O mübarek zat cevap verir. Ama seni 9 ay karnında taşırken kötü huylu değildi. Arkadaşı tatmin olmamıştır. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten kötü bir huyu var annemin. Ama seni 2 sene emzirirken kötü huylu değildi. Adam yine de ısrar eder. Peygamber Efendimiz devam eder. Senin yüzünden uykusuz kalırken kötü huylu değildi. Arkadaşı dayanamaz ama ben de karşılığını ödedim. Ne yaptın der Peygamber Efendimiz. Sırtımda taşıyarak hac yaptırdım. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam dudaklarında acı bir tebessüm ile bakar arkadaşına. Bir tek doğum sancısının bile karşılığını ödemiş olmadın der. Hiç düşündünüz mü şu anda sevgili dostlar? Peygamber Efendimiz neden arkadaşına o cevabı verdi? Şimdi de tıp ilminin bir bulgusunu sizlere aktarayım. İnsan vücudu en fazla 45 del acıya dayanabilir. Fakat doğum yapan anneler 57 dele kadar acı çekerler. Aynı anda 20 kemiğin kırılmasına bedeldir bu acı. Annenizi sevin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı ve videomuzu da dostça beğenmeyi lütfen unutmayın.